Paryon'da yani Biga ilçesinde yaklaşık 15 yıldır kalıcı çalışması yapıyoruz. Bilindiği gibi Çanakkale tarihi yarımadasıyla yani Şehitler Abidesi'yle, bunun yanında Troya'sıyla, Assos'uyla zaten bilinen bir kent. Ama bizim Çanakkale'de yeni bir destinasyon merkezi yaratılması anlamında 15 yıl önce başlattığımız çalışmalar bugün belli bir noktaya geldi zaten. Paryon Antik Kenti Sayın Bakanımızın bu yıl açıkladığı Türkiye'de 12 ay sürecek olan 20 arkeolojik kazıdan bir tanesi de Paryon oldu. Bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada da değerli öğrencim Ersin Çelikbaş davet etti. Gelelim dedik, buradaki öğrencilerimize de orayı bir anlatalım. Bizim için güzel. Burada da benim bir geçmişim var. 5 yıl Adrianopolis Kazı Başkanlığı. Onun dışında 4 yıl Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği yaptım Karabük'te. Yani buradaki Hadrianopolis'ten bahsediyorsunuz eminim. Hadrianopolis çok önemli bir yer. Özellikle bir mozaik cenneti. Ama tabii her kentin kendine göre şeyi var. Kazı tekniği var, yapısı var. Hadrianopolis tam bir Bizans kenti. Yani Türkiye'de böyle baktığımız zaman bir Amorjum var. Ondan sonra belki de en önemli Bizans kenti Hadrianopolis. Dolayısıyla bizim orada yapmış olduğumuz çalışmalarda çok ciddi arkeolojik potansiyeli barındırdığını söyleyebilirim. Ama iyi bir tanıtım lazım. Yani bir yerin arkeolojik olarak bilimsel kazılmasının yanında tanıtımı da çok önemli. Bu da sadece kazı başkanlarına düşmüyor. Bütün kentin bunu sahiplenmesi gerekiyor. Yerel idareciler olsun, yerel yönetimler olsun. Bunları sahiplenmesi gerekiyor ki buradan bir kazanç sağlanabilsin. Ama Hadrianopolis bir hac merkezi. Özellikle Stilius Alpius'un doğum yeri ki bu bizler bile bilmeyiz ama Hristiyanlar bunu çok iyi bilirler, bir sütun azizi. Dolayısıyla bunların ön plana çıkarılıp vurgulanması lazım. Ki şöyle bir özelliği de var buranın, yani İstanbul ve Ankara'nın ortasında bir yer. Lokasyon olarak da çok iyi bir yer. İyi tanıtıldığı zaman bence Hadrianopolis çok iyi bir antik kent ve inşallah bundan sonra da iyi bir kazılırsa, tanıtımı da yapılırsa buraya ciddi fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum.